Merhaba ikizler ve yükselen burcu ikizler olan sevgili dostlar. Ağustos ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Güzel, keyifli bir Ağustos ayı sizi bekliyor diyebiliriz. Evet, Ağustos ayında öncelikle şununla başlayalım. 5 Ağustos'ta sizin yönetici gezegeniniz Merkür retro yapmaya başlayacak. 30 Ağustos'a kadar sürecek bir Merkür retrosu yaşayacağız. Tabii ki birinci derecede etki alacak burçlardansınız yönetici gezegeniniz olduğu için. Merkür retrosu ne yapar? Aslında alışık olduğumuz bir süreçtir. 4 ayda bir yaşarız. Ve sizin aile, yaşam yeri, ev, sevdiğiniz insanlar, biraz daha böyle eğitim, girişimler, başlangıçlar, daha çok mesela başlayıp sürdüremediğiniz konularda gündemler yaratacaktır. Ve buralarda biraz hayatı yavaşlatacak, biraz gözden geçirmenizi gerektirecek. Yine ailesel konular, evle ilgili konular veya böyle emlakla ilgili gündemler, alım-satım işleri, ki özellikle şunu hatırlatmak istiyorum sevgili ikizler sizlere. 5 Ağustos'ta 30 Ağustos arasında emlakla ilgili biraz resmi, önemli mesela alımlar, satımlar, ticari anlaşmalar olabilir. Bu alanda sorumluluklar artabilir ve imza gibi önemli kararlar alacaksanız eğer, doğum haritanızı eğer etki alıyorsa lütfen bu süreci mecbur değilseniz kullanmayın. Ama diğer yandan bazı ikizler için bunlar bir fırsat da olacak. Çünkü bazen Merkür retrolar fırsatlar getirir. Mesela ev ve emlakla ilgili veya ailesel konularla ilgili çözülememiş bazı durumlarda biraz daha geri planda durup bazı şeyleri gözden geçirmek, çözmek için fırsat da olabilir tabii ki. Efendim 4 Ağustos'ta ise keyifli güzel bir yeni ay Aslan Burcu'nun 12 derecesinde size gerçekten hayatta hız katmak, yapmak istedikleriniz için adım atmak, girişimler adına çok güzel bir etki veriyor. 4 Ağustos'ta yaşayacağız yeni ayı. Jüpiter'den destek alıyor ve Jüpiter Mars'la birlikte burcunuzda çok cesur ataklar, girişimler yapacak bazı ikizler burçları. Ama şuna dikkat edelim, özellikle 14-17 Ağustos aralığında Mars ve Jüpiter birlikte ilerleyecekler arkadaşlar. Ve tabii ki Satürn'e kare yapacaklar. Bunlar riskli tarihler olabilir. Ne yapar? Bir takım konularda özgüvenimizi arttırır. Öncelikle şunu söyleyelim, Mars burcunuzdan geçtiği için çok hareketli, girişken, dinamik bir zamandasınız. Biraz hareketlerimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü sağlıkla ilgili gündemler de getirebilir açıkçası. Bir takım küçük ameliyat veya böyle operasyonlar geçirme olasınız olabilir. Ama Jüpiter burada olacağı için inanın ki çok daha kolay ve rahat atlatacaksınızdır. Bazı fırsatlara çok cesur adımlar atacaksınız ve girişimler yapıyorsunuz. Bir eğitime başlayabilirsiniz. Akademik bir kariyer, üniversiteler, hukuki süreçler, ticaret ve kısa seyahatlerin çok fazla gündeminizde olacağı bir süreç olarak gözüküyor. Evet, ve önemli bir tarihimiz daha var tabii ki. 19 Ağustos, Kova Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunay önemli arkadaşlar. Uranüs'ten sert etkiler alıyor dolunayımız. Aslında hava elementinde olacağı için tabii ki İkizler Burcu'na aslında olumlu etkileri var. Ama yine de bir takım durumlar, bunlar işe, mesleki hayata, kariyere de atıfta bulunan durumlar. Yurt dışıyla ilgili, uzak hedeflerinizle ilgili, dediğim gibi akademik konularla, ticari konular, kültürle, turizmle, seyahatlerle ilgili bazı gelişmeleri hayatınıza getirebilir. Özellikle Temmuz ayında gündeminizde olacak veya olmuş pardon, gündemlerde bazı sonuçlanmalar getirir ama sert etkileri var. Ani olabilir. Beklenmedik şekilde biraz önümüzü kapatacak, tıkayacak bir süreç olabilir. Neticede Merkür de burada hala Başak Burcu'nda retro olacağı için bir takım böyle resmi işlemlerde gecikmelere veya biraz böyle beklememize sebep olabilir. Bunu söyleyebiliriz. Tabii ki 19'unda gerçekleşecek ve neredeyse Eylül'ün ilk günlerine kadar da aslında diyebiliriz ki, ya da Ağustos'un sonuna kadar diyelim, etkilerini yaşayacaksınız. Sonuç olarak baktığımızda size olumlu etkileri olan bir yeni ayla başlayacaksınız hayata, bu aya. Ve ayın 22'sinden itibaren Güneş artık Başak Burcu'na geçer ve İkizler Burcu'nun
aslında olmak istediği, belki de çok ilgilenmek ya da odaklanmak istediği durum yuvanız, eviniz, aileniz, sevdikleriniz, böyle biraz daha duygusal ihtiyaçların öne çıkacağı, sevme ve sevilme ihtiyaçlarımız da olabilir. Ve yine biraz önce Merkür'ün bu alanda retro yaptığı, özellikle Ağustos'un tümü, 5 Ağustos itibariyle gündemleri daha net sonuçlarını almaya başlayacaksınız. Venüs de buraya geçiyor. Gerçekten sizi sıkan, yavaşlatan, önünüzü kapatan durumlar, konular 22'sinden sonraki süreçte daha rahat akacak. Hatta aşk, ilişkiler adına ikizler için özellikle Ağustos sonu çok daha güzel, eğlenceli ve keyifli olacak. Çünkü ay sonunda Venüs terazi burcuna geçecek. Ve hava elementinde, çok sevdiği ve güçlü olduğu bir yerde hem ilişkileri, hem çocukları, efendim para ve yatırımlarla ilgili gündemleri, güzellikle, sanatla, yaratıcılıkla, eğlenceyle, efendim biraz daha hayattan böyle keyif aldığımız dönemler vardır ya, Ağustos sonu itibariyle İkizler burçları için gerçekten çok güzel bir süreç başlayacak sevgili dostlar. Evet, ve söylemediğim, atladığım ne var diye bakıyorum efendim. 29 Ağustos itibariyle bu arada Venüs terazi burcuna geçiyormuş. Ve 5 Ağustos'ta da hemen Merkür'ün retro yapmaya başladığı alanda da Venüs de Başak burcuna geçiyor. Demek ki ay boyunca sevgi, sevdiğiniz insanlar, aile içindeki birliktelikler, yuva, belki de evliliklerle ilgili gündemler de sizinle birlikte olabilir. Bu arada Ağustos ayı boyunca Mars ve Jüpiter birlikte ilerliyor ve bir Satürn karesi var. Kariyer ve statüyle ilgili konular içinde yine dikkatli olunması gereken durumlar ikizler için gündemde olabilir. Şöyle 18-19 20'sine kadar olan süreçte biraz daha dikkatli edin. Daha ani kararlar vermemek adına önemli bir zaman dilimi olacak. Bu söylediklerim tabii ki doğum haritanızın derecesel olarak etki alıp almadığıyla ilgili. Belki de hiç etki almıyorsunuz. Bazı doğum tarihleri çok etki alıyor olabilir. Özellikle jenerasyon gezegenleri, bir Satürn, efendim mesela etki alıyorsa doğum haritanızda, ikizler burcunda, başak burcunda, mesela yay burcunda, balık burcunda varsa çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Evet, mutlu bir Ağustos diliyorum. Görüşmek üzere.